Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı bizimle bugün. Beksan Bekir Akandere, ben Bekir Bey diyeceğim ona, böyle daha kısa dalalım 3 isimden. Akandere güzel isim, hoşuma gitti. Buyurun, toplu taşımacılığın bazı sorunlarını bizimle paylaşacak Bekir Bey. Bir de nasıl olması gerektiğini ben öğrenmek istiyorum. Ne yapabiliriz bu konuda? Yapılabilir mi hatta bu konuda nüfus bazında, bu dövizin durumunda, enflasyon ortamında, hangi ekonomide nasıl yapılacak? Bakalım akıllarında olan bir çözüm var mı? Belki hükümet dinler, belki daha değişik sorunlar ve çözümler ortaya çıkar. Buyurun hep beraber sohbetimize başlayalım bir an evvel. Hoş geldin, günaydınlar. Hoş bulduk Haluk Bey. Düşünüyorum da yani içinden çıkılmaz bir durumumuz var. Yani benim de var arkadaşlarım böyle bu işi yapar ve bir şekilde götürüyorlar ama ailece bulaştıkları için işte kardeşi var, kendi var, gece de iş yaparlar. Yani uyku uyumazlar, biri büyüktür, biri küçüktür arabaların. Hem küçük işi hem büyük işi alırlar. Yani bir bocalamadır gider devamlı böyle. Ama bunu sizden soracağım. Yani bir böyle bir çerçeveye koyar mısınız önce toplu taşımacılığı bu ülkede? Toplu taşımacılık zaten sürekli konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Neden? Eksikler olduğundan dolayı, hak ettiği noktada olmadığından dolayı, olması gereken, hizmet vermesi gereken noktada olmadığından dolayı. O dediğiniz gibi tabii toplu taşımacılığı eskiden beri icra edenler var. Yani siz vazgeçseniz toplu taşımacılık mesleğinin sizden vazgeçemeyeceği bir yapı içindeyiz maalesef ki. Bildiğiniz gibi birçok arkadaşımız 3. 4. kuşak bu işi yapıyor. Evet. İnanın ki stresi oldukça çok, sıkıntıları oldukça çok. Çünkü kendi kontrolünüzde olmayan, kendi işinizi icra ediyorsunuz ama kendi işinizi icra ederken sizin kontrolünüzün dışında kararlar verilip üretilebiliyor toplu taşımacılık adına. Ve hizmet verdiğiniz yerde ansızın karşınıza yeni bir taşımacı çıkarılabiliyor. Her gün ülke büyüdükçe, çünkü görüyoruz ülke, her zaman söylüyoruz, nüfus, turizm ülkesi, evet, eğitim ülkesi sürekli bir büyüme içerisinde. Nüfus olarak çok çok ciddi, evet, anlamda bir büyüme içerisinde. Dolayısıyla talepler büyüyor toplu taşımacılık adına. Evet. Özellikle personel taşımacılığı olsun, belli bir güzergahlardaki özellikle bölgelerin gelişmesi, köylerin büyümesi, şehirlerle birleşmesi, toplu taşımacılığın kendi içinde hizmet ağının da sorunlu bir şekilde gündeme gelmesine neden oluyor. Köyden hizmet ederken sıkıntı yoktu. Ancak köy bir şehirle birleştiği an otomatikman kimin hizmet edeceği noktasında da doğru bir otorite eksikliğinin olduğunu düşünüyorum. Bunu kim karar verir? Bunun işte esas mesele de burada Haluk Bey aslında. Toplu taşımacılığın tüm kontrolü Ulaştırma Bakanlığı'nda, bu bağlamda da temsiliyetleri var. İzin kurulu olsun, itiraz kurulu olsun, orada kararlar veriliyor ve üretiliyor. Ancak toplu taşımacılığın otobüsün dümeni kimdeyse gideceği yönü o çizer değil mi? Tabii. Sola keserseniz sola gider, sağa keserseniz sağa gider. Toplu taşımacılık... Ama burada toplu taşımacılık müşterinin olduğu yerdir. Dolayısıyla o da otomatikman kararlaştırılır. Yani müşteri neredeyse, dümen o tarafa kıvrılır. Kırılması lazım. Tabii. Planlanması lazım. Ona göre hareket edilmesi lazım. O rutlar belirli bir zaman şeyi içerisinde o rutlar planlanır. Tabii ki. Hem saatler hem doluluk oranı, yani peak zamanlar dediğimiz, boş zamanlar dediğimiz. Ama bunlar genelde bir harmoni, bir ahenk içerisinde olur ki verimli bir servis olsun oralarda. Kesinlikle. Yani burada planlama gerekir bunun için. Aynen, ve açıkçası vizyon gerekir. İleriyi görebilmek gerekir. Şehir planlamasından tutun da, çünkü çok büyük bir önemi vardır şehir planlamasının. Nereye göre geliştiğinin, şehrin nereye göre büyüdüğünün ve daha sonra nereye ihtiyaç duyulacağında nasıl bir hizmet doğurabileceği, yolların, altyapısının, duruşunun, köşelerin, kavşakların hepsine ihtiyacı vardır planlama. Tabii. Bu planlama bizde eksik olduğundan dolayı toplu taşıma şu anda icra edilebilecek, gerçekten işini icra edip gelir elde edebilecek pozisyonda değil. Sürekli artan bir gelir durumumuz var. Çok hızlı seyir halinde değişen giderlerimiz var. Çok hızlı değişiyor. Her gün neden bu şekilde oluyor? Döviz endeksli bir hayatımız olduğundan kaynaklı. Tabii. Ana giderlerimiz hep döviz üzerinden. Sürekli değişkenlik gösteren bir petrol fiyatları var bildiğiniz gibi. Aynen, sürekli artıyor. Değişkenlik gösteren parça giderlerimiz var.
Çok hızlı bunlar seyrediyor ve çok hızlı değişiyor. Hmm. Bu hızlı değişimi... Yaş ortalamasını sorabilir miyim arabaların? Çünkü yani bir zaman böyle 100 tane filo yönettim şeyde. Yani bazen saçınızı yolarsınız. Kamyonlar o kadar eski ki yani bir onaracak usta da bulamazsınız. 2-3 tane ustanın elinde teslimsiniz zaten. Öbürleri hiç dokunmak istemez. Bir tek o usta bilir. O da parça ondan bundan söker möker yamyamlar öbür arabaları öyle götürür işi. Ama o zaman da istediği parayı veriyorsunuz oralara ve o kadar pahalı çıkar ki dersiniz ben yeni araba alsam daha karlıyım bu işte. Çünkü en azından bilin 2-3 sene böyle bir masrafın olmayacak, 3-4 sene olmayacak. Onu da yapamıyorsunuz işte yeterli bir gelir zaten gösteremiyorsunuz bankaya bunu borç olarak alasınız. Sizi böyle şey tutar, yetim tutar bankanın önünde. Evet. Yani çıkmazlar içerisindesiniz. Yani böyle olun. Kendi başına terk edilmiş bir toplu taşıma var. Yani siz kendiniz, kendi özverinizden, kendi öz sermayenizden kendinizi yenileyebilirseniz yeniliyorsunuz. Bu bir gerçek. Tabii. Yani bugün toplu taşımacılığın mevcut şartlarda feasible bir yapısı yok ki tabii. Uzun vadeli kredibilite imkanı alabilsin. Turizm bugün... ajantaları sizden adam gibi otobüs ister. Yani diyor ben Avrupa'dan getireceğim, İsveç'ten, Danimarka'dan insanlar gelecek. Şimdi ben bu insanları 25 senelik şeyin otobüsün içerisine koymak istemem diyor. Bana zaten aynalı, havalı, cıvalı bilmem ne, belki de tuvaletli, mutfaklı. Bu alanda Haluk Bey çok ciddi aslında yatırımlar var. Hmm. Çok ciddi yatırımlar var ve büyük rakamlar dönüyor işin içerisinde. Ancak uzun vadede baktığınızda getirisi yönünden tekrardan bu yenilemeye gidebiliyor musun? Esas verim o noktada. Yani 3 yılın içerisinde aslında kendi bütün maliyetini çıkarıp artıya geçmesi gerekiyor. Ama yapabiliyor muyuz bunu? Hayır yapamıyoruz. Bu yüzden de yaşların büyümesi, araç yaşının büyümesi kaçınılmaz oluyor. Gerçek olan bu kaldı ki daha önce de ifade ettiğim gibi toplu taşımacılığın yenilenmesi adına herhangi bir özel politika yok. Yani bugün turizm ajantilerine hizmet ediyoruz diyoruz değil mi ama bugün kalkınma kredisi alamıyoruz. Toplu taşımacılık kalkınma kredisinden faydalanamıyor. Kendi öz varlıklarını, taşınmaz mallarını hipotek göstererek kredibilite imkanı yaratarak özel bankalardan kredi alarak toplu taşımacılığı yenilmeye çalışıyor. Ama bu her işte bu böyle. Kesinlikle yani, ama toplu taşımacılık daha çok kamuya hizmet eden bir alan olduğu için doğru bir planlamayla bu işi birleştirici, bölücü değil birleştirici bir planlamayla şimdi, daha iyi bir noktaya çekebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi her iş kamuya da hizmet eder. Yani bakkal dükkanı da olsan, bir kiosk olsan orada memura da hizmet verin, özele de hizmet verin. Ama fiyatını devlet belirlemez. Orada evet. Biz fiyatı, toplu taşımacının fiyatını devlet belirler ki yeni tarifemiz de çıktı bildiğiniz gibi. Ona geleceğiz şimdi. Dolayısıyla... o korkunç tabloya geleceğiz şimdi birazdan. Şimdi burada kontrolü devletin elinde olan, hatta program başlarken söylediğim ya, yatıyorsunuz bu dükkan sizin, siz açıyorsunuz. Değil mi? Biliyorsunuz. Evet. Potansiyelinizi biliyorsunuz en azından. Tabii. Dükkan sizin ama kalkıyorsunuz yan tarafınıza başka dükkan açılmış. Size ortak olmuş. Sizin malınıza ortak olmuş noktada. Bunun yönetimi Ulaştırma Bakanlığı'ndadır. Bizde değil. Evet. Dolayısıyla gelirlerimiz düştüğü zaman kendimizi yenileyebilecek miyiz? O dükkanın içerisine yeni ürünler getirip sunabilecek miyiz? Kendimizi geliştirebilecek miyiz? Hayır. Dolayısıyla böyle bir ortamda toplu taşımacılığı geliştirmek, büyütmek mümkün değildir. Ancak güçlü olanın güçlüsü, güçsüzü ezeceği yani monopol bir yapıya doğru gideceği bir imkan yaratmaktır mevcut sistem. Başka adı yoktur bunun. Bu bir gerçek. Ha, bu daha önce ifade ettiğim gibi Türkiye'de de Güney'de de bize hitap eden birçok ülkede toplu taşımacılık birleştirilerek belli bir program nezdinde belli bir plan ancak neticesinde öyle, birleştirilerek öyle. Ve uzun vadeli hizmet vererek ki böyle olduğunda vermiş olduğumuz kendi hizmetin... Kendi aranızdaki komitelerden yeni oyuncular bırakırsınız işin içerisine. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü tamam nüfus gelişiyor ama diyelim ki köyden şehre 100 kişi giderse bu 200 kişi olmadık sonra yeni bir oyuncuya gerek yok. Kesinlikle. Yani her 20 kişide bir otobüs girerse işin içerisine olmaz. Yani bayağı bir bölünme olur. Bu yüzden aksine potansiyelin olmadığı yerleri de birleştirerek potansiyel olacak şekle getirebilmek lazım. Yani kılcal damarlarla barajı besleyip barajdaki suyu çoğaltmak gerekir değil mi? Ki evet. Üniversitelerde bunların çok büyük bir etkenidir diye düşünürüm. 100 bine yakın öğrenci var ülkemizde. Üniversite potansiyel hizmet alabilecek olan öğrencidir. Dolayısıyla öğrencilerdir potansiyel hizmet alacak olanlar. Dolayısıyla bunun evzede
toplu taşımacılığın üniversite öğrencilerine de hizmet edebilecek ve hizmet alabilecek noktada olması gerekir. Yani her sizin alanın gidebileceğiniz yön odur. Yani potansiyeli oradadır. Yani öbür tarafta çok görmüyorum ben. Kesinlikle. Başlamazsa 4 milyon turist uçsun ve gelsin buraya. O potansiyel yok. Zaten o olurken oteller bile atlayacak bu işin içerisine. Taksilerde olduğu gibi. Biliyorsunuz taksilerde otellerin, bazı otellerin Mercedes filocukları oluşmaya başladı. Evet, çünkü doğru. Kaptırmak istemiyorlar o parayı. Ama burada da eksikliklerimiz var Haluk Bey. Mesela şimdi ülkede geçmişte belki buna ihtiyaç yoktu. Çok özür dilerim sözünüzü kestim ama şu anda ülkede eğer otel işletmeciliği büyüyorsa, kazino işletmeciliği büyüyorsa, MICE turizmi büyüyorsa ve bizim VIP statüsünde özel taşımacılığa ihtiyacımız var, o zaman yasalarımızı ona göre revize etmemiz gerekir. Evet. Talepleri rafa kaldırıp tozlu tarafların arasında bırakmak yerine yasaları güncelleştirmek gerekir. Yani biz defa defadır bunu ifade ediyoruz ve söylüyoruz ki statüyü değiştirelim, VIP statüsünde araçlara ihtiyaç var. Peki neden bunu yasallaştırmak yerine sürekli öteliyoruz? Neden çözmüyoruz? Yani sonuçta piyasada görüyorsunuz birçok hizmet veren VTO araçlar var. Var. VIP statüsüne ve hatta korsan olarak hizmet edenler de var. Bunun yanında yasal mevzuata aykırı hareket edip kiralama yapanlar da var. Yani bu teyzinlerini alıp kiralayanlar da var. Biz de diyoruz ki bunları tespit edelim. Bunları oyun dışı bırakalım. Saf dışı bırakalım ama oyun içinde olup da yasal hareket edenleri de gerekli yasal düzenleme neyse layıkıyla onu düzenleyerek hayata geçirelim. Bu kadar zor mu bunu yapmak? Zor değil. Şimdi ben emekli oldum. Kendime bir tane hoş bir VIP araba aldım. Vito olmayabilir. Ama ona benzer böyle 6-7 kişilik Vito, yani Vito diyelim ya. Yani sonuçta belli bir marka oldu bu arabalar. Beni kim durduracak Larnaka'ya yolcu taşımaktan? Durdurabilecek bir şey yoktur. Gerçek olan bu. Biz bunu ifade ediyoruz sürekli. Korsanın yolda gezdiğini, kol gezdiğini, hangi saatlerde daha çok olduğunu, denetleme noktası, akış noktası, geçiş noktaları çok belirgin. Hatta geçen gün bir paylaşımımızda... Önce tespit edip fotoğrafını bile verebilirsiniz belki de. Hepsini ispatı vücut yapıyoruz biz devamlı. Evet. Ancak karşılığında ciddi bir denetim bu noktada korsanlar için. Korsanlar için bakın. Korsan olmayanlar için değil. Yani yola çıktığınızda T izinli aracı denetlemek kolaydır. Tabii. Ancak bizim derdimiz korsanladır. Bu işi plansız, programsız, vergisiz, yani haksız rekabet ortamından yapanlardandır. Bu gerçek. Ancak bunun yanında tabii ki az önce ifade ettim. Kendi içimizde de illegal olarak yani bu işi fırsata çevirerek hareket edenler de bir şekilde engellenmeli. Alınan izinlerin evde otururken kiralanarak başkalarını bu izinlerin üzerinde ezerek, onların emeğini harcatarak gelir elde edenlerin de bundan engellenmesi gerekir. O zaman da devreye ne girmesi lazım Haluk Bey? İzin makamının, itiraz kurulunun hizmet verirken ki bizim ilgili mercilerimiz onlardır. Yani T izni veren, onu istişare eden, görüştüren, ihtiyaç mı ihtiyaç değil mi noktasında karar üreten merciler orasıdır. Burada denetlerken, bu kararları verirken bir bakan kaymadan bir tane aldıktan sonra ikinciyi istiyorsa vergi ödüyor mu? Yanında adam istihdam ediyor mu? Sosyal sigorta ihtiyaç sandığı ödüyor mu? Yükümlülüğünü yerine getiriyor mu? Yani bu devlete bir katkısı var mı? Yoksa önemli değil, verin gitsin popülizm yapalım. Bu mu gerçek olan? Evet. Yani gerçekleri ifade etmekten kaçmamak lazım. Hatta bugün bir paylaşım yapmıştım. Arkadaşımızın bir tanesi bu programın paylaşımını yaptım. Yazdı ki Bekir abi söylemekten artık bıkmadın mı? Biz bıktık, sen bıkmadın mı? Ancak ama başkanların görevi budur. Ancak söylemekten vazgeçersek biz teslim oluruz. O zaman kaybederiz. Kaybetmemek için savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Ve bu yani toplu taşımacılık... Yani bakanlıktan mesela arıklı böyle hep bir şeyler yapmaya çalışan bir bakandır. Yani olmayacak yerlere de burnunu sokar. Sonuçta yani bazen kötü neticeler de alır ama yani elinin üstünde oturan bir bakan değil. Yani dinler ve bir aksiyona geçer genelde. Yani sürpriz olurum eğer sizler için bir şey yapmamışsa arıklı. Şimdi biz bu bağlamda az önce söylediğim gibi ben göreve geldiğimde Mart ayıydı. 2023 Mart ayıydı başkanlık görevine geldiğimde ki onun öncesinde de 2 sene eski başkanımızla birlikte çok ciddi bir şekilde görev yaptık birliğimizde. Onun geçmişi de var daha görev yaptığımız Kariş bacağında. Ancak şu aşamada kesinlikle elle tutulur. Evet,
Belki bir şeyler yapmaya çalışıyor Sayın Bakan bu noktada ama elle tutulur bir şeyimiz var mı elde? Ben dün sizin programınıza ne demişsem bugün de aynısını söylemiyor muyum? Yani gerçek tabii olan bu. Değişen bir şey olmadı. O değişecek somut bir adımın, spesifik bir örneğin ortaya konması lazım. VIP statüsündeki araçların kategori farkı çözüldü mü? Çözülmedi. O zaman korsana imkan verildi mi? Verildi. Hak edenin, bak dediğim nitelikleri Haluk Bey gene söylüyorum. Hem yükümlülüklerini yerine getirenlerin talepleri içeride doğru tarih sıralamasına göre değerlendirilip verildi mi? Hayır. Peki neye göre görüşülüyor mesela içerideki? Doğru tarih sıralaması dediğinizde ne anlamda? Siz bugün müracaat ettiğiniz, sizin her şeyiniz tamamlandığı gözünün önünüze geldi mesela. Sizden sonra müracaat edenlerin gündeme gelmesi size haksızlık değil mi? Yani gerçek olan bunlar çözüldü mü? Geçmişte bu sorunlar yine vardı. Şimdi yine var. Çözüldü mü? Bence çözülmedi. Evet. Yani siyasi torpil devam. Bence devam. Tabii. Bence devam. Ha, bunun yanında toplu taşımacılık alanında hizmet alamayan bölgeler gerçekten hak ettiği noktada hizmet alabilir noktaya geldi mi? Yani plan program şirketleşme ki biz bunu destekliyoruz. %100 destekliyoruz. Şirketleşme modeli bizim kurtarıcımızdır. Ama hangi şekilde olacağı? Evet. Nasıl hizmet edeceğim? Var mı sizin şeyde, yani şirketleşme olayı biraz açıklayalım. Çünkü yalnız kavboyları bir çatı altında toplayıp beraber iş yapmaları. Kendi başkanlarını seçerler, kendi idarecilerini seçerler ve rutlarını düzenlerler. Sen bu saatten bu saate şu destinasyonu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Bunun değişkenliği olabilir, herkese eşit para kazanma fırsatları. Yani bunların hep düşünülmeli. Çünkü birileri şehir kısmını alır para yaparken öbürü iki köy arasında bocalamasın bütün gün gibisinden. Veyahut da orada yapılan paranın grup tarafından, şirket tarafından paylaşılması, karın. Hep bunları düşünmeniz gerekecektir. Ha, bu somut fikirleriniz var mı, oluşmuş mu, bakana sunulmuş mu bunlar? Şimdi eşit para kazanmak. Bir de bakana baktığım zaman yani bakanlar aslında uğraşmaz. Yani onun altında işte müsteşarlar, müdürler falan. Çünkü hep biz bakanları suçlarız. Şimdi bakan durup da şirketleşmeyi projesini yapmaz. Proje sizden gelmeli. Onlardan da bunu artık meclise taşımalıdırlar diyorum. 2016'dan beridir Haluk Bey toplu taşımacılık alanında gelmiş geçmiş bütün idameciler artı bunun yanında trafik dairesi müdürleri de hep çalışma yaptı. Birçok çalışmaya bizler de katıldık. Bu çalışmada biz figüranık. Şu anda hatta saf dışı kalanlardık da diyebilirim ben noktada. Çünkü toplu taşıma evet bir planlama var, çalışma var ama ne konumda, nedir, ne yapılıyor, hangi noktada bir sonuca varacak? Biz içindeyiz. Şu anda data toplanıyor, veri toplanıyor. Tamam bu noktada çok hemfikiriz. Toplanması gerekir. Dediniz ya pik saatler, hangi saatlerde, hangi bölgelerde ne kadar doluluk var. Zaten bunu keşfetmek için alim olmaya gerek yok. Sadece bir anket yapmak yeterlidir bunun için değil mi? Örnekleme modellerimiz mevcut. Bugün Malta örneği olsun, Güney Kıbrıs örneği olsun, Eskişehir örneği olsun. Toplu taşımacılığa çok uygun bölgelerdir. Biz bunları gördük, gözlemledik. Yapmamız gereken sadece hamlelerdir. Ama bu hamleleri yaparken yapılması gereken en büyük adım nedir? Güzergah taşımacılığı alanında, öğrenci taşımacılığı ayrı bir şey, güzergah taşımacılığı başka bir şey, personel taşımacılığı bambaşka bir şey, turizm taşımacılığı bambaşka bir şey. Bunları ilk önce ayırmak lazım. Güzergah taşımacılığı alanında izin vermek yerine onu durdurmak ve bu işin planlamasını yani puzzle'ını artık, dağınık puzzle'ı biçimlendirmek ve sonuçlandırmaktır. Evet. Bunun planlaması da nasıl olacak? Bölgelerden ana şalterleri kuracaksınız. Belli bir merkez olacak. Bu merkezde birleşme noktaları olacak. Ve toplu taşımacıları bir araya getirip uzlaşı yönüyle bu işi çözmeye bakacaksınız. Aynen. Ha, olmadı bu işin içerisine girmek istemiyor mu taşımacı? Tamam. O zaman onu da tazmin edeceksiniz. Ben yaptım olur zihniyeti inan değil. Tazmin ederek. Çünkü o adamın hayatı var bu işin içerisinde. Harcadığı yıllar var. Yani girmezse dışarıda bulacak kendisini tabii ki, diyorsun. Yani bu ama tazmin edilmeli. Bu böyle çözüldü. Gerek güney tarafında gerekse ana vatanda bu şekilde. Girmek istemiyorum, tazmin edilmek de istemiyorum. O zaman kendi bilir, kendi kalır. Yani bu da bir gerçek. Bu modelleri de tartışmak gerekir. Bunun nihai sonucunu verecek olan. Çünkü çıkacak aranızda öyle. Tabii ki çıkma, yani çıkacaktır zaten demokrasinin gereği bu değil midir? Ama sonuçta kamu hizmeti olacak olan bir alanda hem verenin hem alanın memnun olabileceği bir yapıda belki ilk aşamada üzülebiliriz. Bu bir gerçek. Ama model çok önemli. Yarının mutluluğu bugünün üzerine değerse eğer o zaman bugün üzülmeye değer. Tabii. Yani gerçek olan bu ama bunu bize güven verecek bir şekilde. Hiç yaptınız mı bu böyle bir çalışma? Yani önce, diyelim ki Vadili bölgesinde tabii.
bir çalışma yaptınız. Tabii ki. Ve Vadili bölgesinden daha yakınıdır Mausa'ya giden işte işçi köyler arası. Çünkü oraya çok güzel böyle bir mesh network kurabilirsiniz böyle. Lefkoşa'ya taşıyabilin. Hatta dağın üstünden Girne'ye bile taşıyabilin. Tatlısu'ya veyahut da Tatlısu'dan gelecek olan işçi var Mausa'ya veyahut da Lefkoşa'ya. Birleşme noktası olur. Haluk Bey mesela Kuzey Mesarya bölgesi tek şirket olur. O bölgeden bir çalışma olur. Bir noktada, bir yani noktada bu buluşur. Bu çalışmada hiç fizibilite yapıp da gelirin gideri karşılayacağını görebildiniz mi? Öyle bir şey görebildiniz mi çalışmalarda? Şu bir gerçek. Özellikle kırsal kesimde böyle bir gelir elde edebilecek ve doğru bir planlamayla şu an ilk aşamada kesinlikle artıya geçebilecek bir işletme modeli mümkün değil toplu taşımacılıkta. Zaten toplu taşımacılık... Ama ayrı ayrı herkes işini yaptığında bir şekilde götürebiliyor. Onlara götüremiyor. Hizmet olmuyor. Sadece öğrenci taşımacılık kaldı. Hangi köyden bugün taşımacılık kaldı? Hiçbir köyde taşımacılık yoktur. Ha, var olanı da desteklemiyor. O da ayrı konu. Şehirler arası taşımacılık var mı? Var. Peki bugün Güzelyurt Lefkoşa arası taşımacılık var mı? Var. Mausa Lefkoşa arası var mı? Girne Lefkoşa arası var mı? Girne Doğu Batı kısmında var mı? Var. Potansiyelin olduğu yerde toplu taşımacılık var. Evet. Ancak 24 saat mi? Değil. Değil. Peki var olan saatlerdeki mevcut potansiyeli böldüğümüzde oranın da taşımacılığının yok olmasına neden olmayacak mıyız? Zaman içinde. Çünkü herkes oraya üşüşecek. O zaman mesela o bölgede herhangi bir izin üniversiteye, herhangi bir üniversiteye ayrı izin verilmesine gerek yok. Bunlar veriliyor. Yani bu nasıl olacak? Bugün en basit örnek, biz bu mevcut büyük potansiyelin bir havuza toplanarak mevcut hizmet edebilecek olmayan bölgelere de kaynak yaratmak gerekir. Yani ki bu dediğim az önce kooperatifleşme modelinde mesela güneyde belli bir yıl koltuk başına teşvik verildi. Tesiste oturana kadar. Yani halk bunu tanıyana kadar. Tabii halk bunu tanıdıktan 24 sonra. 24 saat koysanız Girne Lefkoşa arası. Eminim müşteri olacak çünkü yavaş olmadığı yavaş. İçin kimse yoktur şimdi. Olacak ama tabii. Koy her saat başı bir tane gitsin gelsin olacak. Ve kitaptan yeni çıkan olacak. Talebeler zaten geç uyur bir yerden bir yere hafta sonları. Hatta o rut para bile yapar diye düşünürüm. Kesinlikle yani bugün mevcut yapıda alışma süresi çok önemlidir. O alışma süresi içerisinde de yapmış olduğunuz masraflar, giderleri karşılığını alabilmek de çok önemlidir. Tabii. Bu bağlamda dediğim gibi toplu taşımacılığın önemli bir rol oynaması kazaları önlemede, hayat standartınızın, kalitenizin artmasında, milli gelir yolların yıpranmamasında, çevreye duyarlı bir ortam bırakmakta çok önemli bir görevi vardır. Bu yüzden ayrı bir statüye ve desteğe ihtiyacı vardır ki tüm bunları bir arada çözebilsin. Tüm bu sorunları bir arada çözebilsin. Bu yüzden diğer dükkanlardan farklı kılınması gerekir. Ve belli bir süre bu teşviğin alınarak kurgulanması gerekir. Yani sadece halktan da değil, halktan çıkarmak yerine toplu taşımacılığı ucuzlatmak çok önemlidir. Ve hizmet edebilir noktaya getirmek çok önemlidir. Şimdi hükümet daha ne kadar, kime, nereye verecek? Çünkü bu tip talepler hükümetin üzerinde zaten var. Yani ana gıda maddelerinde var. Herhangi bir maddeyi söyle, pahalanmaya başladı mı hükümet kadeveyi indirsin, işte gümrükleri indirsin, fonu azaltsın falan. Şimdi hükümetten bu kadar hizmet beklenirken gelirlerini düşür diyoruz ve daha çok hizmet ver bize diyoruz hükümete. Onun için ben buna baktığımda bana mantığım der ki yapamayacaklar. Yani gelirleri böyle düşürülürse bu hizmeti veremeyecekler. Onun için bu gelirleri düşürme ihtimaline zaten bir de KDV'lerde ispatlandı. KDV düşürülüyor ama hiç kimsenin işine yaramıyor. Ve o KDV anında %5 düşer, %15 artış gelir. Ne oldu KDV'ye? Yani çünkü devamlı bir artışla karşı karşıyayız. Siz çok net olarak bunu fizibilite ve ada çapında koymazsanız, yani bir bakanın veya da ekibinin almazsanız o bunun üzerinde çalışacak, bunun üzerinde ikna edecek ve bunu hep bakanlık yapacak, o kurgulayacak, o edecek, hiçbirisi bu işe girmez. Bunu bir tek siz yapabilirsiniz ada çapında ve diyeceksiniz bu olursa biz razıyız, siz razı mısınız ama bunun içerisinden koltuk başına da bu kadar ödeyecek dediğinizde Türkiye'den bile alabilirsiniz bu sermayeyi. Çünkü biliyorsunuz bu dönem, Türkiye'nin en büyük sorunu doğru saptanmış ve hakikaten profesyonelce çalışılmış projelerin olmamasıdır.
Şimdi yani bunu yapmadınız demek istemiyorum. Var mıdır diyorum bu çalışmalarınız? Ada çapında sunabilir misiniz böyle bir şey? Tabii ki yani bunu yapmak için bu geçmiş dönemlerde de yapıldı, sunuldu. Öneri olarak hatta geçmiş başkanımızın Menteş Bey'in de programımızı izliyor. Şu anda yapmış olduğu ciddi bir çalışma vardı. Bu kimseyi ayrıştırmadan bütünleştirici ve hizmet verici bir noktada. Ancak hizmet adım noktasına geldiğinizde de, çünkü artık dünyada toplu taşıma bilimsel olarak çözüldü. Yani ben yaptım olur zihniyetiyle değil, bilimsel açıdan hizmet alarak, projelendirilerek çözüldü. Ve bunun da bir bedeli vardır. Ciddi bedelleri vardır. O bedeli ödemek de bizim gücümüzü aşar açıkçası. Bu yüzden özellikle önemli bir rol oynayan toplu taşımacılığın insan hayatında önemli bir rol oynadığı bir sektör olduğu için de devletin bu noktada adım atması gerekir. Kaynağını yaratmak da zor değildir Haluk Bey bu noktada. Daha önce söyledik, dünya kadar korsan araç var. Yakalayın, oradan yaratmış olduğunuz kaynağı buraya aktarın. Yasal düzenlemeyi yapacak olan sizsiniz. Yani yeterli olmaz, bu şeye benzer. Yani sabahtan okuduğum binalar şunlar bunlar, işte bize bu kadar kestiler, maaş vermediler ama müsteşar atadılar. Sanki müsteşar atamasalar o para yeterli olacak hepsinin maaşını yukarıya çekmeye. Yani matematik bilmeyen insanların arasındayız. 2-3 tane korsanı yakaladığında size bir şey vermez. Öyle değil ama. Öyle değil. Öyle işte. Değil mi? Öyle değil. Bizden daha fazla var şu anda. O ne, yasaldan daha fazla şu anda var ama devletin de gelirleri musluklar akarken aktarılmalı, çoğaltılmalıdır. Yani bugün başka bir açıdan da bakmak gerekirse olaya, güney tarafından kapılardaki birçok meslektaşımız bu konuda sıkıntı yaşıyor. Kapılarda çok ciddi yoğunluk var. Geliyor, turist geliyor. Geliyor, insan geliyor bu tarafta alışveriş yapmaya. Onlara daha çok imkan verip, daha çok açıp, daha çok gelmesine imkan sağlamak lazım. Havaalanında geldiği zaman kuyruklar oluşuyor. Daha çok personele ihtiyaç var. Gelir geliyor. Mutlu etmek lazım. Aldılar şey, eğitimden geçiyorlar galiba en son duyduğum. Yani konumuz toplu taşıma ama tapu dairesinde bir şeye ihtiyacınız var. Ev alınıyor. Dünya kadar ev satılıyor. Alıyorsun şeyi, randevuyu bir ay sonra atıyorsun. Para ödeyeceksin devlete. Kaynak istiyoruz ya. İşte kaynak. Bunlardaki... Onu bu sabah şikayet ettim ama bir arkadaşınız varsa tapuda hemen çıkar. O ayrı konu. Tabii. Çünkü eski tapu şeyleri, tegavüt olanları gider, işi içeriden halleder, olur biter. İşte yani burada da bir arkadaşınız varsa dosyanız aşağıya inip değerlendirilir. Tabii. İzin kurulu konusunda. Bu gerçek maalesef... olan bu. Yani zaten en büyük sıkıntılarımız bunlar değil mi? Evet. Sıkıntılarımız bu noktada. Ben bir şeyden çekinmem Haluk Bey. Ben düşüncemi net olarak ifade edebilen bir insanım. Tabii. Çünkü ifade etmezsek bir yere varamayız. Yani bugün biz mecburuk doğrular için mücadele edelim. Bizim jenerasyon dahi bundan vazgeçerse daha sonrasının hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Yani biz geleceğimizi taşırık. O da ayrı bir şey. Toplu taşımacılar çok önemli bir rol oynar aslında. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızı taşır. Evet. Biz onlara örnek olmalıyız. Mücadelemizden asla vazgeçmemeliyiz. Bu noktada kesinlikle vazgeçmeyecek. Yolumuza elimden geldiğince devam edecek. Ve toplu taşımacılığın bir noktaya gelebilmesi için de mücadele edecek. Başarabilirsek de. Bu mücadelede grev var mı? Olabilir, neden olmasın. Bugün iki birliği, sizin bildiğiniz gibi iki tane toplu taşımacılar birliği vardır. Bir araya gelip bunu da değerlendirebiliriz sırası geldiğinde. Gelir misiniz neden arada tabii bir yoksa gelir, tabii kedi köpek değiliz? Hayır, kesinlikle. Yani bu sırası gelir test düştüğümüz noktalar da olur. Demokrasinin gerçekleri bunlar olması gerekenler ama sırası geldi bir araya da gelebiliriz bu noktada değil mi? Zaten senin anlayışında, senin vizyonda birisi için zor değil ama ben sizin endüstride insan bilirim. Yani o kadar bir inat, o kadar bir kavboy ki yani ben bu adamı kendi grubumda istememden, yani o kadar şeydirler, bencildirler şimdi, bu konularda. Yasal düzenlemenin olmadığı noktada elbet ki kişisel düşünceler ve kişisel menfaatler ortaya çıkar. Ancak mevcut toplu taşıma sisteminde eğer bir temsiliyetimiz konusunda oda statüsünde olabilsek, yasasıyla, hukukuyla her şey bambaşka bir noktaya taşınır. Olması gereken bu. Benim vizyonumda da olması gereken en son nokta oda statüsüne gelebilmektir. Ve bütün 52 bin yolcu, eşya, yük taşıma araçlarını bir araya toplamaktır olması gereken. Tabii. Ancak işin içerisine benim dosyam girsin, benim dosyam girmesin, benim hattıma bir tane girmesin, ben daha çok büyüyeyim, ben daha fazla alayım noktası girdiğinde de bireysellik ortaya çıkar. Tabii. Ve o noktada da elbette çatışmalar daha farklı bir noktaya gelir. Evet, evet. Gerçek olan bu.
Peki yani biz ancak bu şekildedir ama ben bu şekilde bıraktığınızda bunun bir yere gideceğini de görmüyorum ama. Bu şekilde gitmez. Evet. Doğrudur. Peki ne yapmalı? Düzenlenmeli. Düzenlenmeli. Hep sil baştan yapılmalı. Ha. Sil baştan ama nokta konmalı. Yani bugün size gücü veren nedir? Bölgeniz büyüdükçe, daha fazla gelir elde ettikçe ben başkasını tanımam diyebilirsiniz. Kendi meslektaşlarım için de bunu söyleyebilirim. Benim bölgem büyüdükçe diğerini görmezden gelebilirsiniz. Tabii. Ama bunun da planlamasını bende olsa, bizim elimizde olsa biz ona göre bir yön çizerdik. Hı. Oda statüsünde olabilmiş olsaydın. Tabii. Ve bu noktada kime görev düşer? Yani tabii hükümete. Ki hükümete görev düşer. Tabii. Yani hükümete siyasete, bunu hiç yapacağını zannetmiyorum. Yani bir şey. Ama o zaman da toplu taşımacılık bir noktaya gelemediğinde kimse şikayet etmesin. Toplu taşımacılık hizmet edebilecek noktada değil. Çünkü toplu taşımacılığın bir noktaya gelmemesindeki en büyük etken taşımacılar değildir. Bu işin orkestra şefi olandır. Gerçek olan budur. Bu yüzden hakkı. Çünkü yönetiliyorsa işte fiyatlarıyla. Biraz bu fiyatlardan gördüm mesela. Şimdi kilometre hesabı yapılıyor burada. İşte 11 kilometreye kadar olan yerde 34-22 ödeyecek. Orta yerlerden okuyayım mesela. 22-24 kilometre varsa 68.63 verecek. Birileri böyle 40 kilometreye doğru giderse böyle 31-38 kilometre arası 96 lira verecek. 96.52. Böyle 40'ı geçtin mi 100'ün üzerine giriyorsunuz artık. Bilmiyorum, ben artık gerisini okumayayım çünkü eğer 100 lira veriyorsam bu tek yöndür değil mi? Evet. 100 lira da geri vereceğim 200. Bu beni kurtarmaz. Giderim işte 5000 liraya bir arabacık alırım inşallah. O kurtarır, herkes kurtarır zanneder tabii, kurtarmaz aslında o da. Ve altında kalır. Araba parçasıyla, işte bozuk arabayla bilmem neyle. Peki bu yeni fiyatlar sizi mutlu ediyor mu? Şimdi gerçek olan şu Haluk Bey, bu noktada bizim mevcut tarifemizi belirleyen belli unsurlar vardır. Bu unsurların içerisinde ana giderlerimiz mevcuttur. Artı bir araç alım bedeli mevcuttur. Amortisman gideri, asgari ücrettir, mazottur litre başına, artı döviz çok büyük bir etkendir. Biz en son zam aldığımızda, artış aldığımızda 2022 Aralık ayıydı. 2022 Aralık ayından bugüne dolarda çok ciddi bir artış oldu ki baz alınan dövizdir bu hesaplar yapılırken. Bunun yanında araç alımı, ki kadericiler beni destekleyecektir bu noktada eminim. Bu işi icra edenler bilecektir. Bugün sıfır araca ulaşmak zaten mümkün değil. Ancak İkinci el alımında da piyasada, dünya piyasasında araç alımında çok ciddi bir artış olmuştur rakamlarda. Yani neredeyse iki katına çıkmıştır fiyatlar. Özellikle pandemiden sonra. Bu da çok ciddi bir sıkıntı. Tabii. Eskiden bir tarife hesaplanırken 30 bin pound araç bedeli olarak değerlendiriliyordu. Şu anda 30 bin pound'a minibüs almak mümkün değil. Otobüs demiyorum. Minibüs evet. almak mümkün değildi. Ama biz bu hesaplanırken o baz alınarak artış alıyoruz. Bunun yanında doluluk oranı 17 kişi baz alınarak yapılıyordu ki bugün kırsal kesimde veya hizmet edilemeyen dediğiniz bölgelerde yolcu bulunmadığı için zaten hizmet edilemiyor. 17 kişiyi nerede bulacaksın taşımak için ki doluluk oranı 17 evet. kişi alacaksın. Evet. Bunun yanında sigorta, araç sigorta giderleri %300 oranında artış göstermiştir. Asgari ücretli personel bulmak mümkün değildir. Ancak bunun yanında az önce dediğim bir şey vardır. Bizim eğer şirketleşme modelimiz olsa, birleştirme olsa giderlerimizi kısarak gelirlerimizi yükseltme imkanımız çok büyüktür. Yani içimize nifas onları sokmak yerine bunu uzlaşıcı, birleştirici ve bütünsel bir çözüm modeliyle çözsek daha az personel, daha az giderle, daha az araçla çok daha maliyet kısarak gelirimizi arttırma şansımız olur. Yapılması gereken esasında budur. Ancak bu şartlarda alınması gereken gerçek rakam bu değildir. %130 oranındadır. 130. 30 değil çünkü yanlış anlaşıldı geçen günkü şeyde. Tabii. %130 oranındadır Haluk Bey. Toplu taşımacının realitede alması gereken zam oranı. Daha önce ifade ettiğimin arkasındayım. Bizi zam mı kurtarır? Hayır, kurtarmaz. Bizi ucuzlatıcı model kurtarır. O da nedir? Bize özel mazot veriliyor mu? Hayır. Tabii. Peki özel bir şey yokken kaçınılmazdır bu zamı uygulamak. Tabii. Ha biz uyguladık şu anda diyelim bunu ki daha önce programımızda gene söylemiştim.
Bu modelde yolcu bulabiliyor muyuz? Yok. Bu da bir gerçek. Yeterli yolcu yok. Peki bunun uygulanmış olduğu rakamda bir de bizim Eğitim Bakanlığı bacağımız vardır ki hizmet ediyoruz öğrenci taşımacılığına. Bu öğrenci taşımacılığında da uygulanan hem tarifemiz hem de bir taban fiyatımız vardır. Ki şu anda mevcut rakam şehir içinde mesela en başta olduğu için onu söylüyorum, herhangi bir şey değil. Geçen gün muhabiriniz de bunu sormuştu bana, şehir içi ne kadardı filan diye, ki resmiyet kazanmamıştı. Bugün ben getirdim size tarifeyi, resmiyet kazandığından dolayı özellikle burada öğrenciye %10, %15 indirim yapma şansınız. Aboneninize ve öğrencinize şansınız vardır. Bu yüzden kim arkadaşlarımız bunu yuvarlayarak kendileri indirim de yapabiliyor. Ama neden? Şehir içi taşımacılığında indi bindi zaten bu fiyattır. Sen bunu öğrenci taşımacılığından kıyaslayamazsın. Evet. Öğrenci taşımacılığında adam gidip bir servis yapar, geri gelir ve bütün hayatını onunla idame eder. Bütün gelir kaynağı odur. Ona ayıracağınız rakam bambaşka olmalı. Burada uyguladığınız rakamla onu, yani neyse sapla samanı karıştırmamak lazım birbirine. Bunu iyi idrak etmek gerekir. Gelir de değişik, arabalar değişik, araba ihtiyaçları değişik zaten. Günde binlerden insan binip biniyor şehir içi taşımacılığında. Ancak öğrenci taşımacılığında sadece 20 kişi taşıyorsun. Tek işi ne oluyor? Bir personelinden, bir araçından sadece o işi yapıyorsun. Aynen. Yani burada alınması gereken rakamla bizim almış olduğumuz rakam arasında sürekli hızlı değişkenlik gösteren giderlerimiz mevcuttur. Ancak geciken artışlarımız da ortadadır. Bu yüzden bir artış da alındığında çok geciktiğinden dolayı da çok büyük gözüküyor. Ama bunun sorumlusu biz değiliz Haluk Bey. Enflasyondur bunun sorumlusu. Bu bir gerçek. Rakamlar büyüdükçe enflasyon da büyür. Ve biz de bu sebepten dolayı bu rakamları artırmak zorundayız. Bundan memnun muyuz? Değilik. Ancak bundan da başka şansımız yok. Evet. Denize düştük. Yani yılana sarılacaksın. İçeri bir durum. Belli. Gerçek olan bu. Evet. Durum vahim. Evet. Peki biz bir şey çözdük mü bugün burada? Sizce? Hayır. Çözebilecek yani, mi? Keşke tek çözüm burada olabilse. Emin olun. Emin olun ikimiz olsak bu işi çözerik Haluk Bey. Tabii eminim. Eminim. Yani tereddütlerinin sebebini bilmiyorum. Çünkü çok insanı içine alan bir problem. Yalnız işte araba sahipleri değil, taşımacılığı kullanan insanları, onların aileleri. Yani bu sorun çözülebilse bir siyasi bakanlık buna el atması lazımdır diye düşünüyorum. Çünkü çok insanı memnun edecek. Kesinlikle. Bu konuda. Çok bütünlüklü. Yani eğer amacı siyasilerin oy toplamaksa, al sana işte oy tarlası. Yani burada. Bence doğru. Çok iyi iş çıkar burada. Bence de. Bence şey yapmalılar. Biz bakanı çağıralım buraya, dikkatini buralara çekelim. Birlikte de katılıyoruz. Public böyle halk oylaması baskısı verelim kendilerine ki buralara baksınlar. Arıklı bakar diye düşünüyorum. Yani huyu budur. Bir bakıp öğrenmek ister. Ha yapar yapmaz bilemem nedir yapacağı. Ama huyudur, ilgilenir diye düşünüyorum. İnşallah. İşin ehli insanlarla bu iş çözülür Haluk Bey. Yeter ki işten anlayan insanlar görevlendirilsin. Evet. İşten anlayan insanlar bu işin başında olsun. Ama tabii. İşten anlamayan insan yönlendirirse işi doğru olmaz, noktaya gitmezsiniz. Olmaz, gerçek olmaz. Olan budur. İyi, muhafaza edecek biri lazım her şey. Peki. Araç yenilemeleri konusunda da söylemiştiniz Haluk Bey, ama araç yenileme konusunda mesela bu mevcut tarifeyle birlikte bile bugünkü çok arkadaşımız var gerçekten çok son yıllarda özellikle çok ciddi alımlar yaptı. Çok ciddi sermayeler ortaya attı. Ve dediğim gibi kendi öz sermayesinden bunu yapıyor. Ancak bu artışları almana rağmen bugün daha önce hep ifade ediyorum, gene ifade edeceğim. Terminale bir otobüs koyun. Ön kapıyı açın, arka kapıyı açın. Önden yolcu girsin, arkadan çıksın. Otobüs hiçbir yere gitmesin. Ondan sadece para alın. Bu yeni otobüsün parasını çıkarmanız mümkün değil. Bu bir gerçektir. Bu işleri yapan insanlar artık başka yerden gelirleri olanlar, oradan da vazgeçemediği için, ben de babamdan kalan, dedemden kalan bir iştir icra ettiğimiz ve gerçek anlamda bildiğimiz işimizdir. Bu bir gerçek. Evet, çünkü ancak, yani bir cevap da başka bir iş yapın. Yapabilirsiniz. Ancak bırakabilecek pozisyonda değilsiniz. Bu bir gerçek. Neye göre bırakacaksınız? Bu işi biliyorsunuz. Biliyorsunuz ve bu otobüsçülük de ayrı bir sevdadır. O da ayrı bir durum. Tabii, toplu taşımacılık ayrı bir sevdadır. Ancak İşin içerisine maddiyatta girdiğinde, realite girdiğinde sevdayı da sırası gelir bırakırsınız. Bu şartları da bilmeyene de bırakmak yanlış olur değil tabii, mi? Tabii doğru, haklısınız.
Evet. Vallahi iyi şanslar diyeceğim. Yani diyebileceğim o. İnşallah yakın zamanda toplanırsınız ve bunu çözersiniz. Çünkü güzel bir network kurmanızın neticesinde bence dediğiniz gibi sorunlar çözülür. Ama o irade sizde de çıkacak mı? Sizde çıkan iradeyi de dinleyecek irade çıkacak mı? Böyle şey, çok çetrefilli bir durum var orada. Kolay gelsin diyeceğim, teşekkür ederim diyeceğim vaktine, ayaklarına sağlık, ağzına sağlık, geldiğin problemleri de şey yaptın, ne demek? Bizlere izah ettin ama daha fazlasını bekliyoruz hükümetten. Yani sonuçta o çıkıyor. Sizlere de bize programınızda sürekli yer verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim. Seve seve. Çok teşekkürler, her zaman sesimiz oluyorsunuz. Bu bağlamda Kıbrıs TV'ye de size de özellikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili Bekir. Gelecek defaya buluşmak üzere inşallah daha az problemlerle. Yani i̇nşallah. Çoğu da gitmiş vaziyette i̇nşallah. Şey yaparız. İnşallah. Evet, Beksen Bekir Akandire ile toplu taşımacılığın başındaki ile konuştuk. Başkanımız problemleri izah etti, söyledi. Birazcık ilgiyle bakmak, birazcık da efor vererek çok yol kat edilebilir diyor başkan. Yani ilgi gösterilsin, iyi niyetle yaklaşılsın, oluru var bu işin. İnşallah da olur. Sevgili Bekir'e teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyorum. Sabahın 7'sinden beri benimle berabersiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Arukat sabah sabahı sundu.